Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, hangardan çıkmak için gün sayan Milli Muharip Uçağı yurt dışından talep olduğunu açıkladı. Milli Muharip Uçağı'nın bu yıl sonuna kadar ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirten Kotil, Atak 2 helikopteri ve Hürjet'in ilk teslimatlarının da 2025 yılında yapılacağını bildirdi. Tüm dünya Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerle savunma sanayi alanında attığı adımları izliyor. Şimdi gözler Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçağı'nın hangardan çıkışına çevrildi. Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağı yurt dışından talep olduğunu söyledi. Bu konuda yurt dışından talepler var. Şu anda bizle beraber çalışan mühendisleri de var. Bunlar devletten devlete yapılması gereken bir anlaşma. Şu anda devlet tarafından açıklanmış bir anlaşma yok. Milli Muharip Uçağı'nın 2023 yıl sonuna kadar ilk uçuşunu yapmasını hedeflediklerini belirten Kotil, projenin hızlı gelişmesinde ülke gerçeklerinin de etkili olduğuna dikkat çekti. Ülkelerin ihtiyaçları kendilerine göre değişken olabiliyor ama bizim bu uçağa bir an önce 2028 ya da 2029'da teslimata başlamamız gerekiyor. Bizim devletle kontratımız böyle. Milli Muharip Uçağı'nın iniş takımlarının Türk firması tarafından yapıldığını belirten Kotil, TUSAŞ'ın ileriye dönük hedefleri arasında yolcu uçağı yapmak olduğunu da söyledi. TUSAŞ Genel Müdürü, Atak 2 ile Hürjet'in ilk teslimatlarının da 2025 yılında yapılacağını açıkladı.